أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Hürmetli hocalarım, Cenab-ı Hak nasip ederse bu akşam yine Necip Karakaya hocamızla Gönül Sohbeti 2 adı altında ikinci programımızı gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Hak bizleri kırmayı böyle bir yayında yine bizimle birlikte olmayı kabul ettiği için hocamızdan sonsuz razı olsun. Mesaisini ayırdılar. Hocam, ben hem gençlik koordinatörlüklerimiz adına, ilmi usulümüz adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Eyvallah, hoş bulduk. Kıymetli dostum, Allah razı olsun. Ben de katılımcılara, bu yayını şu anda bizimle birlikte takip edenlere ve şu anda yayınlandıktan sonra seyredecek olan bütün dostlara da selam ediyorum. Cenab-ı Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam şöyle başlayalım istiyorum ben. Günümüzde tabii gençlik koordinatörlükleri diyoruz, gençlik faaliyetleri diyoruz. Biz bu faaliyetleri yaparken hocam bazen gençlerle kendi zamanımızı onların zamanıyla kıyaslıyoruz. Evet. Bizim zamanımızda öyle değildi. Yani biz öyle davranmazdık. Biz saygıyla kusur etmezdik. Ah eski günler, eski zamanlar deyip böyle sürekli geçmişe dair bir takım özlem belirten, hasret belirten cümleler kuruyoruz. Hocam bu gençlerin şu anki ahlak erozyonunu önleme bir metot mudur? Veyahut da bu metodu biz hangi metodu kullanabiliriz? Sizin de gönderinizle birlikte hocam sizi dinleyelim istiyorum. Ben öyle başlayalım inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah'a hamd ile onun Habibi Kibriyası, Habibi Edibi, Mahbubu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ile başlamak istiyorum sözüme. Ve sonrasında ümmeti Muhammed'in her biri birbirinden değerli fertlerini, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ashab-ı güzinini ifade ederken kullandığı şekli üzere, ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız o sizi doğruya, hakikate, sırat-ı müstakime iletir manası üzere, ben de ümmeti Muhammed'in her birinin üzerinde bu sorumluluğun, bu idrak seviyesinin olması gerekliliğini işaretle sözüme başlamak istiyorum izninizle. Cenab-ı Allah'a hamdolsun, bizi yetiştirdiği, bizi kavuşturduğu zaman öyle güzel bir zaman ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kardeşlerimi özledim hitabına muhatap olan kişiler olarak bizler, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahir zaman peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olarak dünyaya gelmişiz. Ehlullah'tan mübarek bir zatın ifadesi hala kulaklarımda. Derdi ki mübarek, Rabbimize hamdolsun, bizi insan olarak yaratmış. Bizi İslam fıtratı üzere dünyaya getirmiş. Müslüman bir anne ve babadan dünyaya gelmişiz. Ve Müslüman bir beldede yaşıyoruz. Ve Cenab-ı Allah bizi ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ümmet kılmış. Bütün bunlar iftihar sebebi, iftihar vesilesi. İşte bütün bunları idrak ile eğer sualinize cevap verecek olursak buradan başlayıp şunu söylemek lazım. Allah-u Teala kudret sahibi, yegane kudret sahibi. Eğer bizde bir kudret var ise o kudretiyle iltifat ve ikramda bulunduğu için var bizde bu kudret. Cenab-ı Allah kudret sahibi iken her şeyi mükemmel olarak, tamam olarak bizlere yeryüzüne gönderdiği ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam yerine Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i göndererek gösterebilirdi, öyle değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ilk insan olarak, o biliyoruz ki varlık nurunun baş tacı ve levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk ifadesinin muhatabı olan Allah Resulü, Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Allah
tekamülün zirvesini ilk göndererek bize gösterebilirdi, öyle değil mi? Bunda zerre kadar şüphe yok. Ama böyle yapmadı Cenab-ı Allah. İlk Adem Aleyhisselam'ı gönderdi. Adem Aleyhisselam'ın neslinden insanlar yeryüzüne yayıldılar. Farklı kabileler oluşturdular. Ve o kabilelere de Cenab-ı Allah ayrı ayrı peygamberler gönderdi. Ve hepsi bir peygambere haber verdiler. Ahir zaman peygamberi. Varlık nurunun baş tacı. O peygamberlik nurunun son durağı olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kendilerine gönderilen vahiylerden bildikleri isimleriyle kendi ümmetlerine zikrederek onun geleceğini haber verdiler. Ve biz de biliriz ki Hazreti İsa Aleyhisselam dahi Ahmet Aleyhisselam diye bahsederek ahir zaman peygamberinin geleceğini ifade buyurdu. Şimdi bu tekamüle baktığımızda Allahü Teala elbette Adem Aleyhisselam'a kendi ilminden ilim vererek onu yeryüzüne gönderdiğinde onun yeryüzünü nizam ve intizama sokacak bir insan olarak bir vazifeyle onu gönderdi. Ve ona öğrettiği ilimlerle yeryüzünde o yeryüzüne adım attığı andan itibaren şekillendirmeye başladı yeryüzünü Allah'ın izniyle. Ve bu bir tekamül sürecinin başlangıcı oluverdi. Ama biz biliyoruz ki Allahü Teala'nın ilmi tekamüle muhtaç değildir. Haşa ve kella. Allahü Teala'nın ilminin üzerine bir süre geçtikten sonra birazcık daha eklenecek demek haşa ve kella imanımızı elden götürüverir. Ama Allahü Teala insanın iradesi boyutunda ona ikram ettiği süre zarfında neyi onun için salık verdi? Tekamül sürecinin takibi, gayreti ve bir deyişle tasavvuf literatüründeki seyri sülükteki mertebelerini geçerek belli bir noktaya gelebilmesini Cenab-ı Allah bütün kulları için böyle bir imkan dairesinde lütfetti, ikram etti. Şimdi bu mana üzerinden yine devam ederek, burayı zihnimizde yerli yerine oturtup bu mana üzerinde devam ederek kendi evlatlarımızla bizim aramızdaki yakınlığı görme noktasında şöyle ifade etmek lazım. Bir insan birikimleriyle yaşayan bir varlık. Yani kendi ilmi birikimlerimizi göz önünde bulundurduğumuzda sadece gayret eden kişinin kendimiz olmadığını, bize kadarki süre zarfındaki alimlerin birikimlerinin üzerine kendi dahil ettiğimiz birikimlerle bir müktesebat oluştuğunu görüyoruz. Bu yoldan devam ederek kendi evlatlarımızın İslami hassasiyetler ve imani şuurla gayret ettiklerinde tekamül noktasında bizden bir adım daha ileride olabileceği gerçekliğiyle karşılaşırız. Dolayısıyla bunu bilen insan kendi evladına açmış olduğu yolla birlikte evladının yeni bir çığır açabileceği imkanı verdikten sonra kendi bulunmuş olduğu seviyeden daha üst bir seviyeye çıkabileceği bir durumu kendi evladının üzerinde görebilir insan. Bunu bir sözle, Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimizin bir sözüyle muhakkak desteklemek lazım. O söz de şudur. Buyurur ki Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, evlatlarınızı kendi yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacakları çağa göre, devre göre yetiştirin buyurur. Bu işaretten de yola çıkarak biz şunu anlamalıyız. Evladımız bizim mefkûremizden, bizim idrak seviyemizden daha öteye, daha ileriye adım atabilecek yapıdadır. O yüzden onun idrak seviyesini herhangi bir şekilde baskı altına almayalım. Evladımızın zihin yapısını imani ve İslami temeller üzerine inşa ederek, bu bizim elbette telkinimiz ve gayretimizle olacak, inşa ederek onun bize yeni güzellikleri ikram edebileceği bir ortam sunalım. Kişi evladını cennete götürebilir mi bilemiyor. Ama eğer bu idrak seviyesine ulaşan bir ebeveyn var ise, emin olun evladı bu ebeveynleri cennete götürebilir. Tabii nihayetinde hedef sadece cennet değildir, cemalullah'tır.
Divanil Hamd ismiyle müsemma Sancağı Şerif'in altında haşr-ı cem olmaktır. O noktaya götürebilir. O yüzden bizler hep biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir baba evlat ilişkisiyle yüz yüze geliriz. Allah-u Teala bazı şeyleri bize anlatırken baba evlat arasındaki ilişkiler üzerinden anlatır. Mesela Lokman Aleyhisselam'ın evladıyla olan münasebetine baktığımızda Lokman Aleyhisselam'ın evladına yaklaşımını Cenab-ı Allah bize de tavsiye eder. Der ki kulum bak benim peygamberimdir Lokman, Lokman Aleyhisselam. O evladına sadece oğlum, kızım, Ahmet, Muhammed, Fatma, Ayşe diye seslenmez. O derdi ki evladına ya Büneyye, yavrucuğum, sadece yavrum da değil, yavrucuğum, evlatçığım, bir tanem, gözümün nuru, güzel evladım. Bu yaklaşım, bu hitap şekli, bunu Cenab-ı Allah bize öğretiyor. Kim üzerinden? Bir peygamber üzerinden. O peygamber kiminle münasebetini böyle ortaya koyuyor? Evladıyla münasebetini. Asla kaşını çatmadan, kızmadan, hani kükremeden tabiri caizse, mülayimetle evlat arasındaki ilişkinin o evladı nasıl kazanacağını ve kendisinden sonraki süreç içerisinde insanın evladından ne büyük istifadelerde bulunacağını göstermiş oluyor. Bir başka örnek, sadece bir peygamber üzerinden evladı, peygamber olmayan evladı ilişkisinden bunu anlatmayalım. Mesela Yakup Aleyhisselam ile ki peygamber evladı Yusuf Aleyhisselam üzerinden anlatalım. Şimdi bir babanın evladına hasreti üzerinden bir evladın babanın kendi gönlünde oluşturduğu sevgiyi görüyoruz biz. Ya bir şey öyle büyük bir kıymet ki hani Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu belki Yakup Aleyhisselam'a bildirdi. Çünkü ona da vahiy geliyor. O bundan gafil değil. Bunu biliyor. Lakin etraf bilmiyor. Yakın çevre bilmiyor. Peki o yakın çevre kim? Yusuf Aleyhisselam'ın baba bir kardeşleri. Onlar bilmiyorlar. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu babası, bir peygamber olan bir diğer baba biliyor. Ama özellikle baba ve evlat arasındaki münasebette Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Azimüşşan'da bizim için ifade ettiği şey ne? Bir baba peygamber, bir evlat da peygamber. Ama aralarında öyle büyük bir sevgi var ki, öyle devasa bir sevgi var ki, kendilerine duymuş oldukları hasret, gönül çeperlerini kıracak noktaya gelmiş. Peki diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yine bize, kulum bir babaydı Yakup Aleyhisselam, öbürü de bir evlat idi Yusuf Aleyhisselam. Ama onlar benim onlara bahşetmiş olduğum yine bana ait olan sevgiyle sevdiler birbirlerini. Yani hani yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizi aman dikkat edin kullarım, evlatlarınız sizin için imtihandır. Eşiniz sizin için imtihandır. Malınız, mülkünüz hepsi sizin için imtihandır. Ama bu imtihanı siz tek bir şartla geçersiniz. O da nedir? Onları benim rızam için severseniz. Benim için severseniz bu imtihanı geçmiş olursunuz. Yakup Aleyhisselam da bu imtihanı sırf Cenab-ı Allah için evladını sevdiği için geçiverdi. Yusuf Aleyhisselam da bu imtihanı Allah'ı sevdiği için geçti. Buradaki işaret de bir baba evladını Allah için severse, onu Allah için gözünün nuru bilirse ve onu yine Allah'ın rızasına kendisini ulaştırabilecek bir aracı, bir araç, bir dayanak olarak bilir ve ona göre severse, evlat baba için daima bir iftihar sebebi, anne için daima bir iftihar vesilesi olacaktır. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Ve bakıyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ne ana var ne baba var. O vakit Allah bize şunun işaretini veriyor. Diyor ki kullarım, siz benim ahir zaman peygamberim, varlık nurunun baş tacı, Habibi Edibim gibi anadan ve babadan mahrum olabilirsiniz. Ama siz
Allah'ın rızasını gözeterek sosyal hayattaki işlerinizi nizam ve intizam içine sokarsanız, o vakit insanlar sizi, seni Allah için sever. Ve sen de onları Allah için sevmeye başlarsın. Ve aranızda öyle bir kardeşlik olur ki, sözümüzün başında söylediğimiz gibi, bu sefer Allah Resulü asırlar ötesinden bize seslenir. Abdüssamed, kardeşim seni çok özledim der. Muhittin, kardeşim seni çok özledim der. Abdullah, Ali, Mustafa, kardeşlerim sizi çok özledim der. Niçin der bunu? Allah için sevdiğinde. Peki biz bunu nasıl anlarız? Allah için seversek anlarız. Şimdi bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tebliğ için, irşad için ve bütün yeryüzünü İslam'ın nuruyla aydınlatmak için ashab-ı kiramını gönderiverdi, öyle değil mi? Kimisi Türk dünyasının bulunduğu yere gitti. Kimisi Asya'nın en uç noktalarına, Çin'e, Maçin'e gitti. Kimisi Rum diyarına gitti. Kimisi bir yerlere gönderiverdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Abdüssamed, soruyorum sana. Bak, samimi cevap ver. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sözü emirdir. Zerre kadar ayrı hareket edilemez. Eyvallah, o baş tacı. Lakin bugün Allah Resulü'nü görsen, onun mübarek dizinin dibine otursan ve sana dese ki Abdüssamed, hadi seni Somali'ye gönderiyorum ya da seni Singapur'a gönderiyorum. Orada İslam'ı tebliğ et dese, gözünün içine bakarsın ve içinden şunu dersin. Ey Allah'ın Resulü, senin o güzel yüzün var iken, senin o güzel lisanın var iken, senin o huzurun var iken, seni bırakıp ben nerelere giderim? Nasıl ayrılırım senden? Demez misin kardeş? Nasıl ayrılırsın onun cisminden? Çok zor geliyor, öyle değil mi? Çok zor geliyor. Ama ashab-ı kiram ne yaptı Abdüssamedciğim? Ashab-ı kiram ne yaptı? El emru fevkal edep dedi. Emir edepten üstündür. Ve helalleşti Allah Resulü ile, ayrıldı ashab-ı kiram. Nereye gitti? Yürüme yoluyla 8 ay sürecek, yani at üstünde daha doğrusu 8 ay sürecek mesafeye gitti. Medine'den ayrıldı. Ve mübarek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin irtihalinden sonra acaba Allah Resulü'nü dünya gözüyle bir kere daha görebilir miyim ümidiyle yola çıkıp geri geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefat ettiğini öğrendiler. Ya bu nasıl bir şey? Buna nasıl insan dayanır? Nasıl sabreder buna? Nasıl sabreder biliyor musun abi? Sadece Allah için sabreder. Allah'ın rızası için sabreder. Madem öyle, yani yeryüzünde sevilebilecek yegane insan, yani sevgiyi ifade edebilecek yegane insan ve Allah bize onu sevmemizi kendi sevgisini söyleyerek bize emretmişken, söylemişken, sevilebilecek yegane insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, onu severek annemizi ve babamızı sevmeyi öğreneceğimiz, evladımızı sevmeyi öğrenebileceğimiz insan olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz var iken, kendi evlatlarımıza şöyle bir bakalım. Biz her şeyin zirvesini onda görüyoruz. O kendi hayatında böyle bir tatbik, böyle bir uygulama yapmışken, bizim kendi evlatlarımızın gözünün içine bakarak şunu dememiz gerekmiyor mu? Evladım, sen beni Allah Resulüne kavuşturacaksın. Sen beni bütün müktesebatıma kavuşturacaksın. Sen beni cennete götüreceksin. Sen beni Cemalullah'a kavuşturacaksın diye yaklaşmak doğru yaklaşım değil mi? Evladımızı terbiye edercesine, evladımızı sadece kendi nefsani duygularımız ve güdülerimizle terbiye etmek doğru bir şey mi bütün bunlar varken? Elbette değil. O yüzden onları birer Burak olarak görüp, bizi
Namaz elbette miraca yükseltir. Lakin Cemalullah'a, Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaştıracak birer burak gibi görüp, yani bu bir metafor olduğu için söylüyorum, öyle onlara yaklaşmamız gerekmez mi? Onların gönüllerini almak için gayret sarf etmek gerekmez mi? Onların gönüllerinde yeşerecek bir anne ve baba sevgisini ortaya Cenab-ı Allah'ın lütfuyla çıkarıp, o sevginin hürmetine Allah'ın bize açacağı yepyeni lütuf kapılarının olduğunu müşahede etmek ne kadar büyük bir lezzet ve zevktir. Buna erişmek, buna kavuşmak kötü bir şey mi? Elbette değil. O yüzden buna gayret elbette evlatlarımızın, o her biri birer cennet gülü olan evlatlarımızın, o sabi sübyan yavruların gönüllerine Allah'ın rızasıyla sevgimizi nakşedebilmek. İşte mesele bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu kendi mübarek hayatında bize gösteriyor. Nasıl? Allah bütün insanları İslam fıtratı üzerine halkeder. Amenna ve saddakla. Medine-i Münevvere'yi düşün. Medine-i Münevvere'de elbette müşrikler var. Münafıklar da var. Yahudiler var. Hristiyanlar var. Putperestler var. Ateşe tapanlar var. Müslümanlar da var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sokağa çıktığında etrafını çeviren çocuklar sadece Müslümanların çocukları değil. Anlatabiliyor muyum? Bak abi, burası çok önemli. Çocuk Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafına yaklaştığında, onu görüp de onun yanına doğru hızlı adımlarla koştuğunda kendi babası adına koşmuyor. Kendi anası adına koşmuyor. Babasının, anasının dini adına koşmuyor. Çocuk olarak koşuyor. Çocuk olarak koşuyor. Bunu daha detaylandıracağım ama bir parantez açıyorum burada. Kendim dahil söylüyorum. Hangimiz sokağa çıktığımızda bizi gören çocukların sevgisine muhatap oluyoruz? Kaçımız sokağa adım attığımızda sokaktaki bütün çocuklar koşup bize sarılmak için can atıyorlar? Bunu bir soralım kendimize. Yani Allah Resulü'nün ümmetiyiz ve onun örnekliği üzerinden hayatı devam ettirip onun ümmetinden olmak şerefini sokakta bizatihi fiillerimizle göstermek mecburiyetinde değil miyiz? Öyleyiz elbette. Onun hayatından bir kesitten bahsediyorum. Allah Resulü sokağa adımını, mübarek payini bastığı andan itibaren sokakta ne kadar çocuk varsa etrafında koşuşuyor ve şişiyor. Hangimiz bunu yaşıyoruz? Yaşayanlarımız var. Allah sayısını arttırsın. Biz de öyle olalım diyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tabii bu parantezi kapattık. Sonra ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz? O çocukları analarıyla ve babalarıyla mı değerlendiriyor? Hayır. Onlar birer çocuktur. Allah'ın çocuk kullarıdır. Öyle değerlendiriyor. Ve onlarla hasbihal ediyor. Soruyor mesela bir Yahudinin evladına. Evladım, baban nasıl? Halatır soruyor. O çocuk cevap veriyor. İyi efendim. Yani hamd ediyorum bilmiyorum ama işte belki işte ne bileyim. Resmediyorum. Hani dramatize ediyorum. Daha böyle hoş olsun, anlaşılsın diye. İyi efendim diyor. Peki kuşun, kuş diyor vardı sende bir tane. Kuş ne durumda diyor. İyi efendim diyor çocuk evvela. Sonra bir süre geçtikten sonra kuşun öldüğü haberini alıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ne yapıyor? Taziyeye gidiyor. Taziyeye gidiyor. Diyor ki o sana Allah'ın emanetiydi. Sen o emanete çok güzel baktın. Eminim o kuşun gönlü senden hoşnuttur diyor belki Allah Resulü. Şimdi bu yaklaşım, gelelim günümüze. Çocuk soruyor, baba eve kedi alsak olur mu? Ya koku oluyor evladım ya, tüy döküyor, çok tüyü var. Annen de istemiyor zaten. Ya da baba o olmadı, ya balık alsak mı eve? Bir akvaryum, şöyle küçücük bir akvaryum, balık alsak mı? Ya oğlum şimdi ölecek, üzüleceksin. Ya da kızım. Ölür. Sen de naif bir kalbe sahipsin. Üzülürsün. Bak bahaneler sırayla geliveriyor sonra.
Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kedi temizdir. Kendi evindeki kedileri işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Seccadenin ya da işte namaz kıldığı yerin üzerindeyken kediyi rahatsız etmemek için elinden gelen gayreti sarf ediyor. Cübbesinin üzerinde uyuyakalan bir kediyi uyandırmaya kıyamayıp cübbesini kesiveriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ya bunların hiçbiri bize örnek olmuyor mu kurban olayım? Bunları düşünmüyor muyuz? Ya da mübarek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şerifinde iki kişi yolda geçerken karşılaşsa, ikisi de bineklerinin üzerinde olsa, atlarının üzerinde, durdursalar atlarını ve konuşmaya başlasınlar. Eğer atlarının üzerinde konuşmaya devam ederlerse o hayvanlara zulmetmiş olurlar. Ayakta o karşılaşma anında herkes binitinden inecek aşağıya, öyle konuşulmaya devam edilecek. Niye zulmediyorsunuz hayvanlara? Bak ölçüye bak abi. Yani muhteşem, öyle değil mi? İşte bu ölçüyü, ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zerre kadar bir boşluk bırakmamış. Hani birilerinin dediği gibi 14 asır önce söylenen sözler muhakkak günümüzü karşılamıyordur diyorlar haşa ve kella. Öyle şey olur mu? Her şeyi karşılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle bir hayat yaşamış ki kıyamete kadar yaşanacak bütün hayatlara karşı, bu hayatlarda yaşanacak sorunlara karşı cevap var. Çözüm var. Sorulara karşı cevap, sorunlara karşı çözüm var onun hayatında. Yoksa ahir zaman peygamberi Cenab-ı Allah, yani ahir zaman peygamberi olarak göndermez. Ha, ve öyle ki gönderdi, hayatın devamında kıyamete kadar ki her suale cevap var onun hayatında. Kur'an-ı Kerim'le birlikte. Hoş, elbette sorar Allah Resulü bir yere gönderdiği valiye. Der ki sen bir şeyle, bir sorunla karşılaştığında onun çözümünü evvela nerede ararsın? Kur'an-ı Kerim'de ya ey Allah Resulü. Orada bulamadın. Nerede ararsın? Sünnet-i Seniyye'de ve hadis-i şeriflerde. Orada bulamadın. Peki nerede ararsın? Ey Allah'ın Resulü. Aklım, gönlüm ve birikimimle Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye ışığında kendi çözümümü tayin ederim buyur. İşte onlar biziz abi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den hani haşa ve kella. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmak, onu incelemek, onu idrak etmek, anlamak, hayatımıza tatbik etmek aklımıza bile gelmiyor. Ya da sünnet-i seniyye, hadis-i şerifler. Zaten uzaklaşıyoruz. Birileri bizi uzaklaştırıyor zaten. Yani hani vardı birileri, artık göçüp gittiler gerçi de, doğru ya 3 tane ya 4 tane hadis-i şerif vardır sahih diye zikreden bir sürü lüzumsuz adam duyduk biz. Hala da varlar. Cenab-ı Allah onları, onların peşinden gidenleri Cenab-ı Allah ıslah eylesin. Duamız da budur. Ama biz fert olarak kendimize bakalım istiyorum ben. Yani evvela kendime söylüyorum bunu. Yahu diyorum ki Necip, bir bak kendine. Bir Ramazan-ı Şerif'te ne işittim biliyor musun Abdülhamid kardeşim? Ehlullah'tan bir zat düşmüş abi. Düşmüş. Ayağa takılmış mübarek, düşmüş. Ben şimdi yerde oturuyorum şu anda. Benim gibi böyle düştüğü yerde kalmış mübarek. Ve böyle başını da eline yaslamış, tefekküre başlamış. Ve arada böyle Allah Allah, Allah Allah diyormuş mübarek. Talebelerinden bir iki kişi mübareğin düştüğünü görünce yanına gelmişler ve koluna girip kaldıracaklar. Bir dakika, bir dakika demiş, evladım durun. Bir düşünmem lazım. Efendim anladık, tamam düştünüz, lakin ayağa kalkın, bacağınızda bir şey var mı falan dedikçe, yok evladım bir dakika düşünmem lazım diyor. Efendim neyi düşünüyorsunuz? Ya düştünüz, ne düşünecek ne var? Diyor ki mübarek zat, benim bu düşüşüm Kur'an-ı Kerim'de vardı da nerede olduğunu düşünüyorum diyor mübarek. Şimdi hani bazen Kitab-ı Kadime sadece orada bize yazılan ayetler noktasında da bakmamak lazım. Elbette Huffaz-ı Kiram başlar Fatiha-i Şerif'ten Bismillahirrahmanirrahim diyerek Nas Sure-i Celilesinin son harfine gelir, Sadakallahu'l-Azim der ve bitirir Kur'an-ı Kerim'i.
O bizim için iman esaslarından bir tanesidir. Lakin Kur'an sadece orada yazanlardan mı ibaret? Kur'an bize yepyeni ayetlerden, yani yepyeni derken Allah-u Teala'nın diğer ayetlerinden bahis açmıyor mu? Allah-u Teala düşünmez misiniz derken bunu kastediyor olabilir mi acaba? Düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz, anlamaz mısınız derken bunu o düştükten sonra acaba benim yazıyordu düştüğüm Kur'an-ı Kerim'de de neresinde yazıyordu diye düşünüyorum diyen mübarek zatın yaşadığı hal gibi bizim bu noktaya kanalize olmamızı Allah-u Teala ayet-i kerimeleriyle istiyor olamaz mı? Elbette olabilir. O yüzden Allah'ın ayetleri sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret değildir der Allah dostlarından bir grup ehlullah'tan. İşaret de buradadır. Abdüssamet kardeşim, sen Allah'ın bir ayetisin. Muhittin Beyefendi öyle. Meryem Hanım Efendi öyle. İbrahim Ergin abimiz öyle. Hepsi öyleler. Herkes öyleyiz. Allah'ın bir ayetiyiz. Çünkü Allah'ın eşref-i mahlukat olarak, yeryüzündeki halifem olarak zikrettiği kişileriz bizler. Allah'ın ayeti sadece Kur'an-ı Kerim'den ibaret değil. Ve Cenab-ı Allah bizi bu noktaya sevk ediyor. Ve bu noktaya geldiğimizde işte o vakit yine bize soruyor Cenab-ı Allah. Diyor ki ey kulum, benim sana ikram ettiğim o evlat da benim ayetlerimden biri olamaz mı sence? Soru. İşte bu nokta değiştiriyor insanı. Ve artık eşine, evlatlarına, etrafına, yakın çevrene, iş arkadaşlarına öyle bakmaya başlıyorsun. Ve diyorsun ki kendi kendine, evet benim etrafımdaki insanlar da Allah'ın birer ayeti. Onları okumam lazım. Onları anlamam lazım. Onları yaşamam lazım. Onları yaşatmam lazım. Rahmetli babam ahir ömründe sürekli şunu tekrar ederdi. Hem kendisine... Allah'tan iyi rahmet eylesin hocam. Amin, amin inşallah. Derdi ki, anladım ki yaşamak değilmiş marifet. Asıl marifet yaşatmakmış. O evlatlar nasıl yaşayacak? Sen yaşatırsan yaşayacak. O evlatlar nasıl anlayacak? Sen anlatırsan anlayacak. O evlatlar nasıl idrak edecek? Sen idrak edersen, ettirirsen öyle idrak edecekler. Yani kapıyı biz aralayacağız. O kapının dışındaki dünyayı o evlatlar inşa edecekler. Ve o dünyaya biz de dahil olmuş olacağız. Evladıyla münasebet işte yarım yamalak, noksanı olan, kusuru olan ifadelerimle sanki böyle olması lazım diye düşünüyorum Abdüssamet kardeşim. Bilmem anlatabildim mi? Allah razı olsun Mehmet Hocam. Çok güzel oldu. Bize de bir vizyon belirleme adına gerçekten çok mükemmel tespitler bunlar. Yani hani bunu laf olsun diye de söylemeyeceğim. Daha önce hiç bu açıdan bakmamıştık diyeceğimiz güzel bir tespit zinciri oldu. Cenab-ı Hak sonsuz razı olsun hocam. Amin. Hocam. Çok güzel bir misyonumuz oldu. Kendimizin de Allah'ın bir ayeti olduğuna tanıyor. Evlatımızın da acaba bunlar da Allah'ın ayeti olamaz mı dedik. Burada hocam zaman, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, insanoğlu iki şeyi, kendisine verilen iki nimeti değerlendirmede aldanmıştır. Birisi sağlık, birisi boş vakit. Hocam bu ikisinin, iki nimetin günümüzde değerlendirilme bunun ne olduğunu sizin gözünüzden ve de hocam bize bir yol çizilecek özellik tabelalarımıza. Bir de evlatlarımıza da örnek olma açısından hocam. Şu iki nimete biraz değinebilir miyiz? Bu iki nimete ben izninle şu açıdan bakmak istiyorum Samet. Evvela boş vakit diyorum. Boş vakitle başlayalım. Şimdi kendimden bir günü anlatayım size. Allah'ın lütfuyla eğer kurmuş olduğum telefonun alarmını gaflette olmayıp hemen erkence duyabilmişsem
hemencecik kalkıp sabah namazımı kılıyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonraki süreç içerisinde eğer güneş henüz daha doğmamış ise yine çok sevdiğim bir büyüğümün telkini olan güneş doğana kadar Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim tesbihini çekmeye gayret ediyorum. Ama tesbih çekerken elime tesbihi alıp teker teker değil. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan der Süleyman Çelebi Vesiletün Necat'ta. Ben bir kere de diyebilirim, bin kere de diyebilirim. Ama Allah birimizi bin sayısın duasını da bu zikirle birlikte söylerim. Şimdi bakalım. Gün doğdu. Gün doğduktan sonra hayat artık farklı bir noktada başlıyor. Ofise gidiyorum, görüşmelerim var. Ya o gün bir konserim varsa onun hazırlıkları, notalar uçuşuyor havalarda. Ya da bir başka programım varsa onunla ilgili çalışmalar. Akşam televizyon programı varsa onunla ilgili çalışmalar falan fişman derken akşama ediyorum. Bak, gün içinde hiç boş vaktim yok diye düşünüyorum. Boş vaktim ne zaman benim o gün içerisinde yatağa başımı koyduğum andan itibaren? Yastığa. Yastığa başımı koydum, benim için boş vakit başlıyor bak. Ta ki sabah uyandığım ana kadar. Peki boş vakit diyoruz öyle değil mi abi biz buna? Allah sevdiği kulunun kendisinin istirahat edeceği boş vakit olarak kendi dünyasında tarif ettiği uykuyu dahi ibadete çeviriyor. Nasıl? Diyor ki kuluna, ey kulum sen abdestli yat, uyandığın ana kadar ben seni abdestli olarak kabul edeceğim ve o uykunu dahi nafile ibadete çevireceğim. Allah'ın müjdesi bu. Peki nerede boş vakit abi? Eğer diyorum ki Allah'ı seversen Allah da seni sevecek. Allah'ı seversen senin boş vaktin kalmayacak. Hepsi zikirle geçmiş olarak, hepsi nafile ibadetle geçmiş olarak Allah katında kabul edilecek. Bunda bir şüphe yok değil mi Abdüsamet? Zerre kadar şüphe yok. Bu Allah'ın vaadi. Eğer kul Allah'a karşı bir yani abid haliyle, ibadet eden haliyle uykusunu dahi geçirirse ki Allah o noktada bize lütfediyor, ikramda bulunuyor. Allah-u Teala o kulun her anına sevap verir. Ve melekler onun başucuna toplaşıyor. Uyandığı ana kadar onun adına istiğfar ediyorlar Cenab-ı Allah. Ya Rabbi falanca kulun abdestli yattı. Onu sabah uyandığı anda günahlarından arınmış olarak uyandır ya Rabbi. Senin adına etrafına üşüşüyor melekler. Gök ehli işaret ediyor. Falanca kul abdestli yattı. Hadi hep beraber onun yattığı yere gidelim. Onun başucuna gidelim. Sabah uyandığı ana kadar istiğfar edelim diyorlar. Öyle seviyorlar ki bizi. Bir saniye olsun bizi yalnız bırakmak istemiyorlar. Neden? Çünkü abdestli yattık biz. Ne kadar muhteşem bir şey. Senin adına, senin affın için, istiğfarın için, affedilmen için dua ediyorlar. Gök ehli. Şimdi bu saati uykuyla geçirdiğimizi düşündüğümüz ve boş vakit olarak düşündüğümüz vakti ibadetle geçirebilirsek eğer biz sadece bir abdest unsuruyla gün içinde boş vakit diye nitelendirdiğimiz zaman zarfında sadece bir kez Allah diyebilsek, gafil olmadan Allah diyebilsek, boş vakit diye bir şey kalır mı Abdüsamet? Vaktin kalmaz, her biri kıymetli kalmaz, hale gelir. Kalmaz. Her biri kıymetli hale gelir. Vaktin her salisesi kıymetli hale gelir ve sevap oluverir. Şimdi bu işin birazcık hani takva boyutu diye düşünebileceğimiz boyutu olabilir. Ama gelelim öbür tarafa. Oluyor ya bazen iki görüşme arasında boş vakit olabiliyor. Ya da bir görev tanımı olmayan zaman dilimi olabiliyor. O zaman dilimlerinde Allah-u Teala'nın hani bazen rahmetli babam da söylerdi bonus ibadetler vardır. Bu bonus lafını halk benimsediği için söylüyorum. Yani hani sen bir adım atarsan Allah koşarak geliyorsa sen orada küçücük bir adım atarak çok büyük bir sevap ile muhatap olabilirsin. Mesela
boş vakit diye düşündüğün vakitte al eline cep telefonu ve uzun süredir görüşmediğin akrabadan birisine sesini duyur. Al sana sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Yani hani günümüzde hani o an için o kilometreleri kat ederek ulaşma imkanın olmayan anlarda elindeki telefonla dahi sesini duyurarak ya da onun sesini duyarak bir duaya sebebiyet vermiş oluruz. Ve o an senin için boş vakit olmaktan çıkar artık. Ya da artık Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel uygulamaları var telefonda. Bir ayeti kerime. Bugün çok sevdiğim Ertuğrul Menekşe abimiz bana bir Sure-i Celil'den bir ayeti söyleyiverdi. O an anladım, bu soruyu sen soracakmışsın demek ki. O oradan öyle bir işaret oldu. O an anladım, dedim ki ya bu benim vaktimi kıymetlendirdi, bu dost. Benim vaktimi kıymetli hale getirdi. Bir ayeti kerime. Bir ayeti kerime açtık hemen, mealine bakıverdi. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah mealde? Orada aklımıza takılan bir nokta. Sonra baktık, hangi kavimle, hangi peygamberle alakalı bu mevzu. Sonra Cenab-ı Allah'ın işareti, biz onları dürdük diyor, yeri dürüverdik diyor Cenab-ı Allah. Ve düşünmeye sevk etti bizi. Dedim ki kendi kendime, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bir kavimden, helak ettiği bir kavimden bahsederken bana işaret ediyor. Bak diyor kulum, fiziken bir helak söz konusu olmayabilir ama kalben bir helak daima açıktır. Sana diyor ikazda bulunuyorum diyor Cenab-ı Allah. Kalben helak olmamak için benim o kavme yapmış olduğum ikazları sen bugün göz önünde bulundur. Muhakkak sen de o ikazlara uy, benim olmasını istemediğim şekilde asla davranma diyor Cenab-ı Allah. Al sana buradan o zaman, boş zaman diye zannettiğin zamanı doldurmak için bir imkan. Dünyanı değiştiriyor sonra o boş vakit. Tabii bu boş vakit mevzusu o kadar geniş ki, hani şöyle, bazen insanlar hayatlarını zaman dilimlerine ayırıyorlar. İşte sabahleyin 7.30'da 8.30 arası sporu yapacağım. 8.30'da 9.30 arası işte duşumu alacağım, kahvaltımı yapacağım, işime gideceğim. Yolda giderken haberleri dinleyeceğim, sesli makaleleri dinleyeceğim. Ofisime vardığımda sırasıyla şunlar var. Öğle zamanı, öğle vakti geldiğinde de 1.5 saat bir boşluğum var. Orada da yemeği yiyeceğim vesaire diye plan yapıyor insanlar. Sadece bu planı biz bugün yapmıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de yaptı bu planları. Bir plan içerisinde, bir program içerisinde yaşadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve o yüzden işaret buyurdu. Öğlen vakti geldiğinde kaylule diye, adı kaylule olan bir uyku vardır. O öğlen vakti geldiğinde muhakkak kaylule'ye yatın dedi. İşaret etti kendisi. O işaret etti diye öğlen arasında uyumak nafile ibadettir. Öyle değil mi? O yaptı diye yapmak sünnet-i seniyeye ittiba etmek demektir ki ibadettir. Uyku diye bahsettiğimiz şey ibadete dönüşüyor birden. O yüzden diyorum ki boş vakitlerinizi öyle yerlere yaslayın ki o yasladığınız yere yaslayalım ki o yasladığımız yer o yapmış olduğumuz fiili ya da herhangi bir fiil yapmadığımızı düşündüğümüz zaman dilimini ibadet haline dönüştürürüz. Sonra geliyoruz hani beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin noktası ve onlardan ikisinin ilkini zamanı geçirdik, konuştuk. Geliyoruz sağlık, sıhhat. Hastalık gelmeden sağlığın, sıhhatin kıymetini bilin. Tıbb-ı nebevi diye bir şey var, öyle değil mi? Abdüsamet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizi asla hastalığa sevk edecek şekilde bir hayat yaşamadı. O bizi her zaman sağlığa sevk edecek şekilde hayat yaşadı. Ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Beş vakit namaz kılacağız, abdest alıyoruz, öyle değil mi? Abdest almadan önce ağzınızı çalkalayın dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki ya bunun sırrı ne ola ki? Biz elbette hayatımızı şöyle yaşamamalıyız Abdüsamet'ciğim. Bak burası çok önemli bir nokta. Hakikattir o ayrı ama şunun için şu şekilde yapılırsa yanlış olur. O da şu.
Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar birileri şimdi ve bakıyorlar. Aa, bu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Cenab-ı Allah yeryüzünün direkleri olarak tayin etmiştim buyuruyor dağları ve günümüzde jeoloji mühendisleri, yer bilimciler, deprem bilimciler dağların yeryüzünün direkleri olduğunu söylüyorlar. Bunu Allah 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de bize söylemiş diyorlar. Bunu söyleyerek Kur'an anlaşılmaz abi. Kur'an anlaşılır, sonra bunlar görülür. O Kur'an-ı Kerim içinde bilimsel verilerin bulunması için gönderilen bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim bizatihi yaşanması için gönderilen bir kitaptır. Elbette Kur'an-ı Kerim'in içinde o bilimsel gerçeklikler var. Onları asla göz ardı etmemiz anlamına gelmez. Ama birileri bunu keşfedip ortaya çıkarsın diye değil, Allah nizam ve intizam olsun için gönderdiği için bunlar var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Allah'ın en büyük lütuflarından birisi olan su ile ibadetlerimizin başlangıcı noktasında bize bir telkinde bulunmuştur. Abdest, namaz için en önemli şartlardan bir tanesidir. Abdestsiz namaz elbette olmaz. Ama abdestin suyla alınıyor oluşu, o ibadetin kendi iç dünyasındaki bir sırrı ifade eder bize. Ama abdestten önce ağzın çalkalanması ve dişlerin misvaklanması, abdest ibadetinin selameti için değil, kulun selameti içindir. Kulun selameti içindir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yattığı vakit sağ omuzunun üzerine yatar, bir elini rivayete göre başının altına sağ elini alır, diğer elini de bazen bacaklarının arasına koyardı, diz kapaklarının buluştuğu yere. Şimdi fizyoterapistler açıklama yapıyorlar, diyorlar ki yatacaksanız, bel fıtığı olmak istemiyorsanız ya da belinizi muhafaza etmek istiyorsanız böyle yatın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yatma şeklini tarif ediyor bize. Aynen öyle, birebir öyle, birebir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz yattığı yerden hiçbir zaman birdenbire kalkmaz mübarek. Niçin? İlk önce böyle hafif doğrulur, yattığı yere oturur, sonra kalkar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi açıklıyorlar işte bilim adamları kendi dünyalarında. Kanın vücut içerisindeki yatarkenki dolaşım hızıyla kalktıktan sonraki dolaşım hızı birbiriyle aynı olmaz. O arada vücudu herhangi bir şekilde bir şokla muhatap etmemek lazımdır. Ve o yüzden insan yattığı yerden evvela hafif doğrulur, oturur pozisyona gelir. Sonra yavaş yavaş ayağa kalkar. Niçin? Eğer bir şok yaşanırsa Allah muhafaza, beyindeki damarlarda bir sıkıntı olabilir. Ve olur ya pıhtı atabilir ya da o an için tansiyon yükselebilir. Baş dönmesi yaşanabilir vesaire vesaire, bir sürü sebep söylüyorlar. Şimdi uyandıktan sonra kalkılması, nasıl kalkılması gerektiğini tarif ederken aslında bilim adamları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin kalkışını anlatıyorlar. Ya da su içerken ya da yürürken ya da başka bir şeyle meşgul olurken, yerden ağır bir şey kaldırırken, bütün her şeyde tarif ettikleri nokta nere? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayat. İşaret ettikleri şeyler ne? Tıbb-ı Nebevi'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaşadıkları, her şey. O yüzden diyorum ki hastalık gelmeden sıhhatin elbette biz muhakkak kıymetini bileceğiz. Hastalık da Allah-u Teala'nın mümin kulu için vermiş olduğu bir lütuftur. Çünkü hasta kulun yatarken sağdan sola dönmesi hicret sevabıdır buyuruyorlar. Bak öyle enteresan şeyler. Onun inlemesi tesbihtir. Onun her haline Cenab-ı Allah sevap yazar. Allah-u Teala lütfetmiş, ikram etmiş. Tabii her hastalık sadece kulun yaptığı yanlış işlerden dolayı gelmez. Allah imtihan olarak gönderir. Tabii biz yanlışlardan dolayı gelir, insanın yaptığı hatalardan dolayı hastalık bulaşır dersek, Eyüp Aleyhisselam'ın düştüğü hali anlatamayız hiç kimseye. O peygamberdi. Allah'ın peygamberiydi. O haşa ve kella hangi hatayı yapmış ola ki ona bir hastalık musibet temas edecek, bulaşacak.
O yüzden biz bunu yine ölçülüğü kaçırmadan söylemeliyiz. Tamam, Allah bazen kullarına o kullanın herhangi bir dahili olmadan bir hastalık, bir musibet isabet ettirebilir. Ama bu da yine Allah'ın lütfundandır, keremindendir, merhametindendir. Bir güneş ışığının karı, buzu erittiği gibi Allah hasta kulunun hastalığını eritiverir. Bu işaret buyuruluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde. Ama yine bir şey biliyoruz ki bir diyarın hükümdarı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir doktor gönderir hediye olarak, ikram olarak. Bakar ki o doktor aradan 6 ay geçer hiç hastalanan yok. Gelir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e der ki ey Allah'ın Resulü ben buraya geldim size bir yardımım dokunacak diye ama hiç sizde hastalanan görmedim. Allah Resulü ne buyurur? Benim ümmetim günde 5 kez abdest alır. O abdest suyu bütün uzuvlardan hastalıkları döker buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O yüzden diyorum ki elbette hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini bileceğiz. Hastalık geldiyse de o hastalığın kıymetini de bileceğiz. Ama hastalanmamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyesine birebir uygun hayat yaşayacağız. Bunları söyleyebilirim. Dilimden bunlar geldi. Yani eğer yanlışsa söylediklerim o yanlış bendendir ve Cenab-ı Allah'a sığınırım. Af ve mağfiret talep ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Kıymet Hocam bunu bir övgü lafı olarak ağzınızdan döküldüğü zannına kapılmayınız. Allah sonrası olsun. Şunu da anlamış olduk. Resulullah Efendimiz'in tavsiyesine bizi iki şeyden uyarmıştı ya. Sağlık ve boş vakit insanlar değerlendirmede aldandı. Yani aldandığımız şeylerde Resulullah'a bakmamız gerektiğine dair bir kapı açıldı. Bir önceki sorumuzun cevabında da aynı kapılar açıldı. Allah razı olsun. Yani yine de şunu anlıyoruz. Dünya Rabbimizin ayeti kelimesinde ifade ettiği ahirete iman edenler için Allah'ın Resulü'nde uyulması gereken en güzel örnek vardır. Üsve-i Hasen. Bunu sohbetinizin satır aralarında görüyoruz. Rabbimiz inşallah hocam şahitlerden ayrılsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrümüzün sonuna kadar hayatından bu şekilde donerle birlikte yaşamak nasip eylesin. Hocam son olarak şunu soracağım. Çok güzel gidiyor. Zamanı fazla aşmak da istemiyorum. Eyvallah. Hocam Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e buyuruyor ya ey Muhammed sen aralarında olduğun müddetçe ben onları anlayacağım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat 15 asır oldu kıymetli hocam. Şimdi biz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak istiyoruz ki tıpkı ashab-ı kiram gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor yani biz Allah'ıma salli ala Muhammed diyoruz saygı ifadesi olarak elimizde koyuyoruz. Her bu tahsı söylediğimizde Resulullah Efendimiz'in ruhunun ona iade edilip selamı alıp tekrar yerine yattığı rivayetle geliyor. Bu bağlamı değerlendirirsek hocam biz ümmet olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece bir salavata sıkıştırmakla mı hayatımızı alabiliyoruz? Yoksa yani şundan dolayı da biraz tedirginiz. Toplumun yapmış oldukları, kendi yapmış olduklarına kendimizin hayırsız kaldığı durumlar da var. Hocam bu bağlamı değerlendirildiğinde bize şöyle biraz gönül ferahlatıcı bir şeyler söyleseniz. Biz de desek ki gerçekten bu yöne bu duygumuzu kanalize edersek hakikaten güzel şeyler olacağı kanaati bizde hasıl olur. Nasıl dersek hasıl olur diyelim hocam. Öyle söyleyeyim yani. Eyvallah. Şimdi Abdülsamet kardeşim ben izninizle bu mevzuya da şu açıdan bakmak istiyorum. Elbette hakikat, elbette söylediğin sözler çok çok doğru sözler. Yalnız bizler muhatap olduğumuz müktesebat noktasında her şeyi bilmiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün sünnet-i seniyelerini bilmiyoruz biz. Bilerek tatbik ettiğimiz sünnet-i seniyeler yok değil elbette, var.
Allah sayılarını da arttırsın. Lakin hepsini bilmiyoruz biz. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh için, Allah ondan razı olsun, bir şey rivayet edilir. Mübarek hiç karpuz yememiş uzun süre. Yani öyle bir uzun süre ki belki yani ihtiyari olarak, bilerek karpuz hiç yememiş uzun süre. Yıllarca, belki 15-20 yıl. Sormuşlar, ya, karpuz yememiş. Bir gün bakmışlar ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karpuz yiyor. Şaşırmış etraftakiler. Demişler ki yahu, ya İmam-ı Azam, ya Ebu Hanife, biz seni ilk defa karpuz yerken görüyoruz. Nedir bu işin sırrı diye sorarlar. İmam-ı Azam Efendimiz der ki, uzun yıllar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin karpuz yiyip yemediğine dair ya da yediyse nasıl yediğine dair bir rivayet işitmemiştim. Duydum ki Allah Resulü karpuz yemiş ve ince dilimler halinde dildirir karpuzu, sağ üst köşeden başlayıp yavaş yavaş yermiş karpuzu. Bunu işittim ve o yüzden bugün karpuz yemeye başladım buyuruyor. Bak İmam-ı Azam. Yani bak, buradaki takva noktası o kadar üst seviyede ki, ne yapıyorsan o yaptı diye yapacaksın. Ne yapmıyorsan da o yapmadığı için yapmayacaksın. Ama biz ne yaptıklarını tam biliyoruz ne de yapmadıklarını tam biliyoruz. Burada sığınacağımız yer neresi? Sığınacağımız yer temelde yine Kur'an-ı Kerim ve bildiğimiz sünnet-i seniyyeler ve bize gelen uygulamalar. Sahabe döneminden, tabi'in döneminden, tebe-i tabi'in döneminden ve müçtehitler döneminden, ehlullahın hayatından örnekler, sığınacağımız yer oralar. Ama Allah öyle merhamet eder ki kuluna, eğer sen hayatın boyunca herhangi bir sünnet-i seniyyenin ya da sünnet-i seniyyeler bütününün dışına çıkmayacağım diye azmedersen, cezmedersen, kastedersen, Allah sana öyle bir hayat yaşatır ki yaptığın her fiil sünnet-i seniyye olabilir. Sünnet-i seniyyenin tatbiki olabilir. Sen bilmezsin onun sünnet-i seniyye olduğunu, ama Allah Resulü'nün hayatında o sünnet-i seniyye olarak yaşanmıştır. Bir gün bir mübarek zatın sohbetindeyiz Abdülsamit kardeşim. Abimle birlikte, Cahit abimle birlikte sohbeti dinliyoruz. Biraz sonra bütün o sohbette bulunan meclisteki kardeşlerimize, ihvana üzüm ikram ettiler. Yaz idi mevsim, üzüm geldi. Aynen bu mevsim gibi. Sohbet eden mübarek zat üzüm salkımını tuttu. Biz bakıyoruz acaba nasıl yiyecek. Bak böyle elimde 99'luk tespit, düşünün ki üzüm salkımı. Mübarek zat o üzüm salkımını şöyle tuttu. En alttan bir tane yedi. Bismillah dedi, bir tane attı ağzına. Bir tane. Sonra o bittikten sonra bu sefer iki tane aldı. Bu sefer aldığı her üzümü ikişer ikişer aldı ağzına. Ben hayret ettim. Abim de hayret etmiş. Ama sohbetten sonra abim bana geldi, dedi ki Necip dedi, kardeşim biliyor musun dedi. Efendi dedi, aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin yediği gibi üzümü yedi dedi. Abi nasıl dedim? Dedi ki bak, bir tane aldı alttan, tek. Ondan sonra iki tane aldı ama o ilk giden tekle birlikte üç oldu. Yine tek sayı. Sonra iki tane daha aldı, beş oldu. Yine tek sayı. Bak hep tek sayıda bırakıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi bu bir üzüm yeme örneğinden yola çıkarak, biz bir ehlullah'tan gördük Allah Resulü'nün sünnetinde nasıl üzüm yenildiğini. Biz bunu gördük, öyle değil mi? Düşünün şimdi, bir binaya girdiniz. Asansör çalışmıyor ve basamaklarla merdivenlerden çıkacaksınız yukarıya. İlk basamağı, yani işiniz hızlı, çabuksa, hemen çıkmanız gerekiyorsa ilk basamakta tek olarak sağ basamağı ayağınızı atın, bismillah diyerek tek. Sonra ikişer ikişer çıkın. Hep sayı tek sayı. Şimdi üzüm yerken bize bir örneklik verdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama bize
merdiven çıkarken Allah Resulü nasıl merdiven çıkıyordu diye bir örneğimiz var mı gözümüzün önünde? Ya da biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben üzümü böyle yediğini işitmiştim Allah Resulü'nün. Merdiveni de Allah Resulü çıksa böyle çıkardı diye düşünerek sürekli tek basamağa denk gelecek şekilde adımlarımızı atsak, basamağa çıksak zarar etmiş olur muyuz? Olmayız elbette. Çünkü biz Allah Resulü böyle yapardı diye düşünerek güzel bir adım atıyoruz orada. Ya da başımıza bir sıkıntı geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sabır tarifi yapıyor. Sabır, musibet ilk isabet ettiğindeki durgun davranıştır buyuruyor. Yani o anda sükunettir. O anda kendine hakim olmaktır diyor. Sabır bu. Hani yıllardır sabrediyorum demek falan böyle bir şey değil sabır. Sabır, musibet ilk isabet ettiğindeki davranışın kendisidir. Yani o anda kendine hakim olabilmektir. Günümüzde başımıza bir şey geliyor mesela. Trafik kazası. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Allah Resulü zamanında trafik yoktu ki trafik kazası olsun. Ama Allah Resulü bir musibet işaret ettiğinde ya da birine bir musibet işaret ettiğinde ne yapması gerektiğini nasıl tarif ediyorsa bugün bizim öyle yapmaya gayret etmemiz demek bizatihi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hoşnut olacağı bir davranışı sergilememiz anlamına gelecektir. O yüzden hani her an onunla birlikte yaşıyormuşçasına, her an rabıta halinde, sürekli onunla irtibatımızı sağlam tutarak, nasıl o bize asırlar ötesinden kardeşim diye işaret ediyor ise, yani bizden haberdar, bizi biliyor ve bizim için Cenab-ı Allah'a ümmeti ümmeti diye yakaracak noktada ise, biz de o bizimle birlikteymiş gibi öyle hayat yaşamalıyız. Elbette gaflette olduğunuz zaman çok. Yani hani bir şey belki önceki sohbette anlattım. Ehlullah bir gece rüyasında 8-10 ehlullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyorlar rüyalarında. Ama hepsi aynı rüyayı görüyor. Bunlar buluşmuşlar 8-10'u bir araya gelmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o meclise teşrif ediyor. O teşrif eder etmez ehlullah'tan bir zat hemen namaza duruyor. Bak Allah Resulü de onu seyrediyor. Selam verdikten sonra diğer ehlullah'tan arkadaşları soruyorlar. Yahu Allah Resulü geldi. Onunla sohbet etseydin, onu görseydin, onu temaşa etseydin. Namazı sonra da kılardın deyince mübarek zat diyor ki benim nasıl namaz kıldığıma baksın ve eğer yanlış namaz kılıyorsam düzeltsin ümidiyle namaza durdum. O gördüm ki benim kıldığım namazdan hoşnut idi. Namazı nasıl kıldığıma baktı ve beğendi benim namaz kılmamı. O yüzden ben hani ibadet bir namazımız var diyor. Başka neyimiz var? Onu da yanlış yaparsak ne olur halimiz diye kendince düşünerek namaz kılıyor. Ya biz de öyle yapsak sanki namaza durduğumuzda Allah Resulü şöyle şuracıkta kanefenin üzerinde oturuyor ve bizi seyrediyor. Bak şimdi yatsı ezanı okundu. Yatsının sünnetini kılarken sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada ve hani biz namazı ondan öğrendik. Acaba hoşnut olur mu ki kıldığım namazda? Yani hani hafifletmek için söylemiyorum da düşünün hani herkes kendi kıldığı namaza bir puan verecek olsa kaç puan veririz acaba? Tamam mı? Yani böyle bir skalamız olsa acaba rüküye doğru eğildik mi? Secdede tam zamanında durduk mu? Zamanı kadar durduk mu? Tadili erkana uyuduk mu falan gibi. Böyle not verecek olsa kaç veririz acaba? Hülasa yani o varmış gibi, o bizim yanımızdaymış gibi, o sizin söylediğiniz gibi salatü selam onun elbette ruhaniyeti mübarek bedeni şeriflerine iade edilir. O selamı alır ve ondan sonra tekrar bulunduğu noktaya götürülür vesaire. Aynen bunun gibi. Yani salatü selamımızdan Allah Resulü haberdar oluyor ise ki amenna ve saddakna öyledir. Kıldığımız namazdan haberdar olmayacak mı? Attığımız adımdan haberdar olmayacak mı? Allah-u Teala her şeyi bilir, her şeyi görür. Varlığın yegane sahibi Cenab-ı Allah'tır. Peygamberimiz onun Habibi edibidir. Allah-u Teala'nın haberdar olduğu şeylerden eğer Allah-u Teala izin ve inayet buyurursa elbette
Habibi Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de haberdar olur. Böyle düşünerek, böyle bilerek bütün günümüzü böyle geçirmek herhalde doğru olur diye düşünüyorum. Vesselam. Allah razı olsun değerli hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yayında bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sakarya İl Müftülüğümüz adına, Taraklı Gençlik Koordinatörlüğü ve Genç Sakarya olarak koordinatörlüğümüz adına da ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocalarımızın sizlere çok çok selamı var. Ben de bir hocam selamımı Ali Çiğ'den Geyve'den bir programda sizinle bitirlenmiş. Çok çok selamı söylememi istedi. Taraklılı kendisi hocam. O da benim üzerime kalmasın. Vazif olarak biliyorum, söylüyorum hocam. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selam gönderen bütün dostlara, bizi takip eden dostlara, bu yayını seyredecek bütün dostlara selam olsun. Allah sizden razı olsun inşallah. Allah da sizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmetullahi ve berekatuhu.